Herkese merhaba, ben Sarp Sinan Acır. Bugün yapılacak Amerikan seçimlerinden bahsedeceğim size. 2020 yılındaki olaylı Amerikan seçimlerinden bu yana Amerikan halkın ilk sandığa gidişi olacak bu seçimler. Bu süre zarfı boyunca Demokratların lideri Başkan Joe Biden çok iyi bir dönem geçirdiği söylenemez açıkçası. 2 yıl boyunca artan enflasyon, yükselen petrol fiyatları ve ülke içindeki kutuplaşmanın aslında devam etmesi Joe Biden'ın bu seçimlerdeki şansını biraz zora soktu. Fakat önce bu seçimler neyin nesi, ne için yarışılıyor ve Türkiye ve dünya için nasıl sonuçlar olacak? Biraz bunları konuşalım. Öncelikle bu seçimler bir başkanlık seçimi değil. Yani Amerikan başkanı seçilmeyecek. Joe Biden veya Donald Trump arasında yapılacak bir seçim değil. Daha çok Temsilciler Meclisi'nin, Senato'nun, valiliklerin ve belediyelerin seçileceği bir seçim olacak. Fakat bu yine de bu liderler arasındaki bir rekabetin devam etmesini engellemiyor. Özellikle kilit eyaletler olarak bilinen eyaletlerde çeşitli mitingler yapılıyor. Bunların başında da Pennsylvania geliyor. Aslında bugün konuşacağımız birinci bir konu da bu Amerikan seçimlerinin kaderini değiştirecek Türk. Kimden bahsediyorum? Belki de aşina olduğunuz Doktor Mehmet Öz'den bahsediyorum. Doktor Öz, Cumhuriyetçilerin adayı olarak Pennsylvania eyaletinde yarışıyor şu anda. Ve seçimin kaderini gerçek anlamda değiştirebileceği iddia ediliyor Pennsylvania eyaletinin. Şu anda dediğim üzere demokratlar çok iyi bir dönem geçirmediler ve o yüzden bu sebepten ötürü muhtemelen Temsilciler Meclisi'nin kaybedileceği fakat Senato'nun başa baş bir yarışta kimin kazanacağı henüz belli olmayan bir durumda kalacağı söz konusu. Pensilvanya eyaletinde çeşitli mitingler yapıldı. Barack Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris, Joe Biden gibi Demokrat Parti'nin ağır topları ve aynı zamanda karşılarında da rakipleri Donald Trump bu eyalette mitingler yaptılar. Ve Donald Trump Mehmet Öz'e desteğini açıkladı. Mehmet Öz'ün rakibi John Fetterman adında bir demokrat. John Fetterman aslında demokratlar tarafından sevilen bir adaydı. İyi de bir performans sergiliyordu. Fakat bir takım sağlık sorunları yaşadı ve bu sağlık sorunlarından sonra göreve gelemeyeceği, görevi devam ettiremeyeceği algısı oluştu. Özellikle yaptıkları münazarada Mehmet Öz'le. Mehmet Öz bu konuya çok vurgu yaptı ve biraz da tepki çekti işin açıkçası. Karşı tarafın sağlığıyla ilgili yaptığı yorumlarla. Bu yüzden hala yarışın başa baş gittiğini söylemek mümkün. Pennsylvania eyaleti içinde. Özellikle şöyle bir durum söz konusu. Demokrat Parti'nin Pennsylvania eyaletindeki performansı aslında Cumhuriyetçilerin biraz üstündeydi. Bir tık daha onlardan daha iyi sonuçlar alabiliyorlardı. Bu sağlık problemleri ortaya çıktıktan sonra işler biraz değişti. Münazarayı da iyi geçirmeyince artık Doktor Öz kazanacak ve ilk Müslüman senatör ve ilk Türk kökenli meclis üyesi konumuna gelecek. Bu iddia ortaya atıldı. Fakat durum şu ki münazaradan önce Amerika'da yeni bir oy kullanma şekli var. Bu oy kullanma şekli 2020 yılında ilk kez denendi ve Donald Trump hükümeti çok ciddi şekilde bundan rahatsızdı. Posta ile oy kullanmadan bahsediyorum. O dönemde posta ile oyun sağlıklı olmadığı, hileye açık olduğu söyleniyordu Trump tarafından ve Demokratların büyük çoğunluğunda bu şekilde oy kullandığı söyleniyor, iddia ediliyor. Ve şu anda görünen bilgilere göre, verilen bilgilere göre ciddi sayıda posta ile oy Pensilvanya eyaletinde kullanılmış. Bu da Demokratların sandığa gittiğini gösteriyor. İyi bir miktarda gittiğini gösteriyor. Muhtemelen ki münazaradan önce kullanıldığı için oylar, münazarada olan ve fikir değiştirici, algı değiştirici hadiseler çok fazla etkilemedi Amerikan seçimi, daha doğrusu Pennsylvania seçmenini diyelim. Bu yüzden Doktor Öz'ün kazanıp kazanmayacağı ile ilgili henüz bir şey söyleyemeyiz. Fakat işin geneline bakıldığında dediğim gibi hem içeride hem dışarıda Joe Biden hükümetinin çok iyi politikaları olmadı. Afganistan'dan çekilmesi, Rusya ile yapılan şu anda Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi ve buna bağımlı olarak artan petrol fiyatları, işte Suudi Arabistan'la yaşadığı gerginlikler, Avrupa'daki bir takım ülkelerle
ilişkilerin tam anlamıyla tamir edilmiş olamaması, Kuzey Akımı saldırısından Amerika'ya gözlerin dönmesi bu saldırıdan ötürü birçok noktada Joe Biden hükümeti tepkilerin odağı oldu ve anketlerde halka sorulduğunda, Amerikan halkına sorulduğunda Cumhuriyetçilerin büyük kısmı ekonomiden şikayet ederken Demokratların büyük kısmı demokrasinin ön planda olduğunu söylüyor onlar için. Yani demokrasinin korunması ekonomiden daha ön planda olduğunu söylüyorlar. Cumhuriyetçi seçmende ekonomi şu anda bir numaralı merak konusu. Yani şu yükselen petrol fiyatlarının önü kesilemedi. Bunun birinci sebebi de Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmanın geçersiz olmasıydı. Petrol üretimi konusunda bir anlaşma yapmışlardı Joe Biden oraya gittiğinde. Fakat anlaşma geçersiz oldu ve Suudiler bir düşürmeye gittiler petrol üretimini. Ve bu yüzden Amerika'da ciddi anlamda tepki duydu. Hatta Joe Biden'ın Suudilere bir mektup yazdı ve mektupta en azından bu kararı alacaksınız, bir ay bekleyin, Amerikan seçimleri sonuçlansın dediği iddia edildi. Hatta söylendi Suudiler tarafından. Ve bu süreci petrol fiyatlarını düşüremeden ve Amerikan halkının yaşam standartlarını artıramadan geçirdi. Ama neler yaptı? Joe Biden da boş durmadı bu süre boyunca. Özellikle Amerikan halkını derinden etkileyen öğrenci borçları, yani üniversitelere sahip oldukları borçlar ciddi bir kısmı affedildi, silindi. Onun ötesinde esrar kullanıp çeşitli şekilde sicili kabaranlar, sicili kirletilenler, onlar da affedilmiş hale geldiler. Ve bu sayede Joe Biden ve demokratlar kaybettikleri oyların bir kısmını geri toplamayı başardılar. Bu tabii ki seçim için yeterli olacak mı? Onu göreceğiz. Peki Türkiye için neler ifade ediyor bu seçim? Şimdi şunu söylemek gerekir bence. Türkiye çok fazla ne demokratlar tarafından ne cumhuriyetçiler tarafından sevilen bir ülke değil şu ara. Yani temsilciler meclisinde de senatoda da Türkiye ile ilgili olumlu kararların çıkması çok kolay gözükmüyordu uzun bir süredir. Fakat şunu da belirtelim, Türkiye konusunda cumhuriyetçiler bir tık daha, bir parça daha iyi niyetle yaklaşıyor olabilirler. Cumhuriyetçilerin başa gelmesi halinde bizim çok ihtiyacımız olan F-16 sorununun çözülmesi gündeme gelebilir. Kesin demiyorum. Çünkü cumhuriyetçiler içinde de rahatsız olan, Türkiye ile iş yapılmasını, Türkiye ile ittifak devam ettirilmesini istemeyenler var tabii ki. Fakat buna rağmen eskiye nazaran bir tık daha şansımızın olacağını söylemek gerekir. Dahası sadece biz değil, Ukrayna için de çok önemli bir mesele bu. Çünkü dünyada şu anda çok büyük bir aslında mücadele dönüyorken, büyük bir savaş dönüyorken iki tarafta savaşı kazanacağına inanıyor. Sadece Rusya değil, Amerika Birleşik Devletleri de bu savaşı kendi tarafının kazanacağına inanıyor. Ve bununla ilgili aslında New York Times'ta barış yakın gözükmüyor gibi bir makale çıktı yani. Çünkü iki taraf da bu konuda kendinden emin. Fakat Ruslar bir şey bekliyorlardı. Güvenlik yetkilileri, Belaruslu güvenlik yetkilileri Kasım ayının ve Şubat ayının kırılma anı olacağını söylemişti savaşta. Kasım ayını işaret etmelerinin sebebi de muhtemelen Amerikan seçimleriydi. Çünkü Amerikan seçimlerinde yarışacak bazı cumhuriyetçiler, hatta büyük bir çoğunluğu Ukrayna'ya verilen destekten rahatsızlar. Hatta Washington Post'ta da yine bununla ilgili bir makale çıktı. Ukrayna yönetiminin bu cumhuriyetçilerin başa gelmesi durumunda kendilerine verilen desteğin tamamıyla biteceği ve savaşı kaybetmelerine ilgilen bir yolun açılacağından korkuyorlardı. Cumhuriyetçilerden bahsettiğim en önde gelen işte Temsilciler Meclisi'nin başkan olması beklenen Kevin McCarthy, işte Marjorie Taylor Greene gibi Temsilciler Meclisi üyeleri kesinlikle biz Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunmayacağız. Biz bundan rahatsızız. Amerikan halkı ekonomik manada bu durumdayken bir kuruş dahi biz Ukrayna'ya veremeyiz gibi cümleler kullanıyorlar. Ve desteği keseceklerini aslında ima ediyorlar ve açıkça da söylüyorlar. Sadece ima etmiyorlar. Bu yüzden Donald Trump'ın destekçilerinin seçim kazanmaları durumunda Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmeleri durumunda yüksek ihtimalle Ukrayna Savaşı'nda da dengeler değişmiş olacak. Bundan sonra izleyip göreceğiz diyelim. Ama Amerikan seçimlerini
Tekrar ediyorum ki Temsilciler Meclisi'ni büyük ihtimalle Cumhuriyetçiler kazanıyor. Senato'da ise başa baş bir yarışı bekliyoruz.